burada ne işin var? Yaralanmışsın. Vazife bunu gerektiriyordu, ben de yaptım. Çıkar, çıkar şuna bakayım. İkiniz sokağa sarın, evleri arayın. Siz de benimle gelin. Kumandanım. Kumandanım. Mehmet'i gördüm. Nerede Zeynep bacı? Zafer ve adamları Mehmet'i tutmuş götürüyorlardı. Ben de görür görmez takip ettim, dediklerini duydum. Ebu Ulan'ın evine götüreceklerini konuştular. Ne yapacağız kumandanım? Alacak mıyız Mehmet'i? Silah lazım. Mühimmat lazım. Onca silahı nereden buluruz kumandan? Şehirde o kadar silah. İngilizlerden başka kimde var? Onların silahlarını alacağız. Ali kumandan bildiğinden şaşmayacaktı. Neferleri için gerekirse ordu kumandanı Nurettin Bey'in emirlerini çiğnemeye hazırdı. Gizli bir birlik hazırdı ve kervanı basmak için yola çıktı. Ne düşman sayısını biliyorlardı ne de silah gücünü. Ancak bir avuç yürekli nefer bir orduya bedeldi. Ali kumandansa şehirde bir avuç gençle aynı yürekli orduyu kuruyordu. Her birinin ayrı bir marifeti vardı. Kuşçu haberleşmede, saatçi makinaları kurmada, cüce gizlenip yok olmada, sansarsa kılık değiştirmede mahir. Gayrı biriken bin olacak ve şehri düşmana dar edeceklerdi. Bu savaş şehirde dalgalanan bayrak kan kırmızı üstüne ak hilal olmadıkça bitmeyecekti. Hintli askerler küfre karşı birlik olmak için Osmanlı'nın safına geçmeye hazırlanıyorlardı. Ne general ne de Hamilton İçeride büyüyen isyandan haberdar değildi. Ya muvaffak olacaklar ya da hür olarak öleceklerdi.
Siz sessiz bir şekilde tepeye dikme bekçileri alın. Biz sizden işaret bekliyoruz. Emredersin komandan. Çıkın şunlara bakın. Kontrol edin. Sesler geliyor. Dur aslanım. Bırak geçsinler. Bırak geçsinler ki bu işin o kadar kolay olmadığını İngilizlere bildirsinler. Emredersin kumandanım.
Nöbet değişim vakti. Ha, nöbet değişimi. Neden sen geldin? Teğmen Feridi nerede? Bana emir verdi. Pekala. Geçin bakalım. Kumandanım, neden öldürdün? Geçmemize izin vermişti. Hayır, anlamıştı. Şimdi acele etmemiz lazım. Bunu görünce peşimize düşecekler. 10 dakikamız var. 10 dakika sonra buradan çıkıyoruz. Hadi. Asker! Nöbet değişim vakti. Bunlar kim? Teğmen Feridi. Haydi aslanlar, haydi! Alabildiğimiz kadarını alalım. Mühimmat, mühimmat önemli. Gebertmedin mi ulan? Ölmemiş. Çabuk çocuğu. Necat, sen git. Seni görmesinler. Emredersin kumandanım. Kumandanım, artık çok geç. Ayak sesleri geliyor. Geliyorlar. Hain değil. Racan. Gerisini biz hallederiz. Seni görmesinler. Kumandanım. Bu gevurlar bana inanmaz. Beni vur, burada öyle bırak. Kumandan.
sonunda dur diyordun çavuş, hala geçerli mi? Uzatma ulan, sık hadi. Şimdi usulca yüzünü dön. Dön! Senin canını almak istemiyoruz. İndir silahını. Sen o musun? Püsküplü. Ben Yüzbaşı Rajat'ın askeriyim. Yolun yolumuzdur kumandanım. Eyvallah aslan. Allah hepinizden razı olsun. Eyvallah. Gel hele, otur yanıma. Bak kızım. Baba kız başımıza gelenleri gördün. Bizzat yaşadın. Şimdi bu meselenin sırası mı diyeceksin ama... Baba. Fatma. Kızım. Bak içeride İngilizler, dışarıdan Türkler tarafından kuşatılmış durumdayız. Sizin evliliğiniz... Düşmanımıza karşı bu iki aileyi bir bütün yapacak. Büyüklerimin yanında evliliğimle ilgili konularda konuşmaktan haya ederim. Ama böyle zorlu zamanlardan ancak büyük bir aile olursak çıkabiliriz. Savaşın ortasındayız. Evlerimiz üzerimize yıkılıyor. Siz düğünden bahsediyorsunuz. Bu dediğinizi kabul etmeyeceğim. Fatma! Ne dediğinin farkında mısın sen? Nasıl çiğnersin lafımı? Derdin ne senin? Beni öldürmek mi? Al. Lafınla değil... ...bu hançerle öldür beni. Baba! Hadi, ne duruyorsun? Hadi. Hadi durma. Ne duruyorsun? Öldür babanı, hadi. Durma, öldür babanı. Ah.
bu evlilik olmazsa kanlarımız işte böyle akacak. Saldırdılar komutanım. Kılık değiştirip içeri girmişler. Afet peşlerine düşün. Emredersiniz. Gelin benimle. Burada olanlardan kimseye bahsetmeyeceksin. Emredersiniz komutanım. Beni öldürecek. Vallahi de billahi de öldürecek. Fatma'da bir halleri var. Ama bir türlü anlayamıyorum. Sana bir şey belletti mi? Heh? Ben hapisteyken falan şüpheli bir durumla karşılaştın mı? Efendim. Konuşsana mahdum. Efendim siz tutukluyken Yüzbaşı Hamilton askerleriyle birlikte gece eve baskın yaptı. Ne diyorsun sen mahdum? Neden? İsyancıların şehre girdiği gece efendim. Allah'ın cezaları. Elleri boş döndürler tabii. Evet efendim, bir şey bulamadılar. Ancak... Ancak ne mahdum? Fatma Hanım o gece yaralıydı efendim. Ben Yüzbaşı Hamilton'dan kanlı bezi saklamayı başardım. Ama Fatma Hanım'ın hayatından endişe ediyordum. O yüzden sizden de saklamak istemedim efendim. Nasıl hiç sevmediğim bir adamla evlendirmek ister hiç anlamıyorum Zeynep. Sakin ol Fatma. Dikişlerini patlatacaksın. Nasıl sakin olayım? Her gün yeni bir felaket. Hiç bitmiyor ki. Fatma kızım bu ne? Kızım sen ne yaptın? Başardık. Vallahi aldık silahlarını. Sadece silahlarını alarak mağlubiyeti yaşatmadık onlara. Utancı da yaşadılar evvelallah. Onların bize yaptıklarını bunlarla biz onlara yapacağız. Allah'ın izniyle bu çetin günlerden kükreyerek çıkacağız. Ah ulan. Şunlar daha evvel elimizde olacaktı ki. Bu silahlarla biz ateşle barut gibi olduk şimdi. Ateşsen baruta ne hacet? Önce yan ki başkalarını aydınlatabilesin. Mecnun, saydığın hakkından da bir sen geliyorsun ha. Bak cevap bile veremedin ha. Dua et aklım başka yerde benim. Vatan için gayya kuyularına düşen kardeşlerimizi ölüme bırakmayız biz. Aklım başında dursun. Başka yerde olmasın.
yaralısın. Nasıl oldu bu? Bana bunun nasıl olduğunu söyleyeceksiniz. Zeynep, göster şu yarayı bana. Çabuk! Çıban Necer amca. Çıban mı? Çıban çıktı, ben de büyümeden kesip alayım dedim. Sen de evham yapma diye söylemedim. Peki bu kanlı bezi nasıl açıklayacaksın Fatma? Ha? İsyancıların şehre girdiği gece. Çatışmalar başladıktan sonra olmuş bu. Hamilton'ın eve baskın yaptığı gece. O gece Zeynep benimle birlikte hapisteydi. Bana hakikati anlat Fatma. Demek bana itimadın bu kadar baba. Zeynep müdahale etmeden önce de kolumda yara vardı. Yüzbaşı Hamilton geldiğinde de kolumu gizledim ki görüp saçma sapan düşüncelere kapılmasın. Ama bırak Yüzbaşı Hamilton'ı, benim kendi babamın bile bana inancı hiç kalmamış. Bana yalan söylemiyorsun değil mi Fatma? Hayır baba. Neden yalan söyleyeyim? Savaş daha yeni başlamış olmasına rağmen askerler arasında yılgınlık görünmeye başladı. Kışlada disiplinsizlik düzen olmuş. Şehirde güvenlik zafiyetiyle uğraşmaktan savaşı düşünemez hale gelmişiz. Beyler kendinize gelin. Savaştayız, savaşta. Türkler şehri kuşatmış. Kanımızı içmek için gün sayıyorlar. Aklınızı başınıza toplayın. Daha fazla disiplinsizlik istemiyorum. Görevlerinizin başına. Emredersiniz komutanım. Evet yüzbaşı. Önemli olduğunu söylemişsin, dinliyorum. Komutanım, bunun da diğer meseleler gibi sizden saklanabileceğini düşünerek hemen geldim. Lafı uzatma yüzbaşı. Ne söyleyeceksen konuya gir. Türkler cephanelerimize baskın verip çok sayıda silah çaldı komutanım. Ne diyorsun sen yüzbaşı? Ne zaman olmuş bu? Dün gece komutanım. Cephaneliğine girilmesinden daha büyük bir utanç olabilir mi? Nöbetçiler ne yapıyordu o sırada? Türklerle çatışma yaşandı. Askerlerimizden bazıları öldü. Ben de bu çatışmada kolumdan yaralandım efendim. Yüzbaşı Hamilton'ın haberi var mı bundan? Evet. Evet komutanım. Fakat başka bazı şeylerde olduğu gibi
Bunun da üstünün kapatılacağını düşündüğümden sizi haberdar etmek istedim. İyi yaptın yüzbaşı. İyi yaptın. Bundan sonra olan biten her şeyi bana bildireceksin. Yüzbaşı Hamilton'ın her adımını takip etmeni istiyorum. Emredersiniz komutanım. Bolivar! Yüzbaşı Hamilton'ı bulun bana. Emredersiniz efendim. Albay Halil Bey, erzak kervanının İngilizlerin eline geçmesini engelleyecektir. Lakin bu harekatın yalnızca bir ayağı. Harekatın başarılı olması için bizim de şehirde bir şeyler yapmamız lazım. Halkın yanında durup onları İngilizlere karşı isyana teşvik etmeliyiz. Bunu nasıl yapacağız kumandanım? Bir vakıf kurabilirsek yaparız aslanım. Gizli üs gibi kullanabileceğimiz bir vakıf açarsak halkı oradan yönetebiliriz. Fatma ile Zeynep'ten yardım isteyip evvela kadınları eğitiriz. Böylelikle topyekun kadınları yanımıza almış oluruz. Savaş uzar sıkıntılık çıkacak. Şayet çıkarsa, halkın erzak ihtiyacını o vakıftan karşılarsak, işte o zaman onları yanımıza çekip İngilizlere karşı isyana teşvik edebiliriz. Kumandanım, bu kadar erzağı nereden bulacağız peki? Şehrin zenginlerinden Sait. Öyle hayırlı bir işe harcamayacaklarsa ne işe yarar o kadar mal mülk? Ya onlardan mı yardım alacağız yani? Ya ne ya? Zenginden alıp fakire, gurabaya, aca muhtaca dağıtacağız. Bu vakıf insanlara büyük tufandan önce Hazreti Nuh'un gemisi gibi ya da kıtlık korkusu çeken Mısır halkına Hazreti Yusuf'un müjdesi gibi gelecek. İnşallah. İyi de şehirde İngilizlerin haberi olmadan böyle bir vakfı nereye açabiliriz? Şerif Neccar'ın büyük dükkanlarından birinde. Ben Fatma ile konuşurum. Babasını da İngilizleri de o ikna eder. Biz bu arada başka bir harekata çıkacağız. Ne yapacağız kumandanım? Mehmet'i olduğu yerden çekip alacağız. Çok şükür. Üsküplü kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor bizimle efendim. Çaresiz elimiz kolumuz bağlı yaptıklarını izliyoruz. Bir dahaki sefere kalbine hedef alırım Alfred. Düşmanından korkan askerin yüreğine ihtiyacı yoktur. Gözküplüden korkmuyorum efendim. Onu bulmak için şehrin altını üstüne getirdik. Ama onu bulamıyoruz. Hiçbir yerde yok. Bulmaya gerek yok. O bizim ayağımıza gelecek. Cephane elimize kadar girip silahları çalan birinin mutlaka büyük bir planı vardır. Ne olabilir efendim? Yüzbaşı Hamilton? Evet. General sizi bekliyor. Beni emretmişsiniz efendim.
şehirdeki güvenlik zafiyetini bitireceğini düşündüğüm için göreve getirdim ben. Ancak görüyorum ki vazife için uygun değilsin. Düşman cephaneliğimize girip silahlarımızı bu kadar kolay çalıyorsa bunun sorumlusu sensin. Bunu kimden öğrendiniz efendim? Ne önemi var yüzbaşı? Seni görevden azlediyorum. Bir askerin başarısızlığından dolayı görevinden alınması kadar büyük bir utanç yoktur. Beni bu utançtan kurtarın. Kabul edemediğim tek şey başarısızlıktır. Yüzbaşı kendinize gelin. Bu utançla daha fazla yaşayamam. Yüzbaşı! Kaybetmekten nefret ediyor oluşun seni biraz daha büyütüyor gözümde. Sana son bir şans veriyorum. Ancak başarısız olman halinde ölümüne engel olmayacağımı da bilmeni isterim. O silahları bul yüzbaşı. Emredersiniz efendim. Benden önce generalin odasında kim vardı? Kim vardı? Yüzbaşı Alex. Sadece o mu? Evet. Sadece o girdi. Başka kimse girmedi efendim. Şehrin güvenliğini böyle mi sağlıyorsun sen? Hamilton. Şehrin güvenliği bundan sonra sende. İşe bunun pisliğini temizleyerek başla. Bunun hesabını sana soracağım Alex. Bundan sonra bu odaya kim girip çıkıyorsa bana haber vereceksin. Tamam efendim. Yüzbaşı. Kaybol. Zafer. Beni çağırmışsın. Gel. Büyük avdan bahsetmek için seni çağırdım. Gece sürek avına çıkıyoruz. Bu kadar heyecanlandığına göre üsküplünün yerini öğrendin. Hayır ama üsküplü bize zahmet vermeden kendi ayağıyla gelecek. Nasıl? Ne zaman? Üsküplü silahların yerini öğrendiyse Mehmet'in senin evinde olduğunu da öğrenmiştir. Üsküplü Mehmet'i almaya gelecek. Aynen öyle. Ona güzel bir karşılama hazırlayalım. Adamlarını her tarafa dik. Gözlerini dört açsınlar. Gel bakalım Üsküplü. Ben hazırım kumandanım. Bu harekata o silahlarla çıkmayacağız aslanım. O zaman ben biraz daha bomba alayım. Bırak o bombaları yerine Sait. Bu işi sessiz sedasız çözmeliyiz. Eğer silah patlatacak olursak hepimizin hayatı tehlikeye girebilir. Onların gölgeleri gibi olacağız.
İngilizlerin kurduğu tezgahta onları telef edeceğiz. Oklar ve yaylar. Bekle Mehmet. Bu sefer kavuşacağız. İnşallah. Melih Çavuş. Emret kumandanım. Siz tez hazırlıklara başlayın. Kafi miktarda okla yay bulun. Benim bir işim var. Döndüğüm vakit başlıyoruz. Emredersin kumandanım. Sana sıcacık çorba yaptım. Aç değilim Zeynep, sağ ol, yemeyeceğim. Fatma, sabahtan beri bir şey yemiyorsun. Beni geçiştiremezsin, hadi. Bu çorba bitecek, hadi. Anlat bakalım. Neyi anlatayım? Gönlüne düşen, sana heyecandan yemek yedirmeyen bu sevdayı. Çok mu belli oluyor? Oluyor tabii. Olmaz mı? Sana baktığımda mutlu zamanlarımı görüyorum. Mehmet'imin gözlerine, kaşlarına, yüzüne, ellerine kurban olduğum zamanlarımı. Zeynep, o mutlu günlerin geri gelecek. Sevdiğin adamı kaybetmedin sen. Allah kuluna taşıyamayacağı dert vermezmiş. Bak, Mehmet'in aklı yerine gelecek. Söz veriyorum sana, göreceksin. İnşallah. İnşallah. Ali kumandan çok şanslı. Asıl ben çok şanslıyım. Her gün Allah'ıma şükrediyorum onu benim karşıma çıkardığı için. O bana hem sevdayı öğretti, hem vatanım için nasıl savaşmam gerektiğini öğretti. Ona o kadar çok şey borçluyum ki. Ama... Ama ne? Savaştayız Zeynep. Ona bir şey olacak diye her gün yüreğim sıkışıyor. Hani sen demin dedin ya, Allah kimseyi taşıyamayacağı dert vermez diye. Allah kimseye de kavuşamayacağı aşk nasip etmez Fatma. Sen çoktan kavuştun sevdiğine, çok şükür. Sevdayı kabullenmek, onu yaşamak istemek zaten kavuşmak değil midir? Allah hem vatan olan sevgimize hem de aşkımıza şahit olsun. Bize hep mutlu günler nasip etsin. Amin Fatma'm. Amin. Hadi ye. Efendim, evin sokağında yerlerimizi almış olacağız. İngilizlerin sivil askerleriyle irtibatta olun. Tamam efendim. Bir tedbirsizlik istemiyorum. Çık şimdi. Emredersiniz. Zafer. Maşallah oğlum. Çözemediğin iş yok. Beni hep gururlandırdın. Eksik olma. Ne biliyorsam senden öğrendim baba. Zafer. Neyin var oğlum? Zafer. Fatma. Aklında da gönlünde de başka biri var. Ne? Nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Ama Fatma bu evliliğin olmaması için bu kadar ısrarcı olduğuna göre... kesin altında başka bir neden var. Zafer.
Oğlum, evhamın seni esir almasına izin verme. Fatma hala yaşadıklarının etkisi altında. Yakında o da gerçekleri görecek. Evham yaptığım yok baba. Ama aklımla kalbimle bu evliliğin olmaması için başka bir mani olmadığını söylüyor. Eğer gönlünde biri varsa. Kim bu? Bilmiyorum. Ama her kimse, Uğur'un da babası dahil herkesi karşısına alabileceği biri. Zafer, bu söylediklerin evham ve kuruntundan başka bir şey değil oğlum. Fatma'yı ben çocukluğundan beri tanırım. Olmaz öyle şey. Hem bu şehirde onu gönlünden vuracak kimse yok. Belki de bu şehirden değildir. Ya kim öyleyse? Nereden? Geliyor ses. Bu Ali. Emin misin? Evet evet. Geldiğinde böyle haber verecekti. Mehmet'inden haber var mı acaba? Gel aşağı inelim kimse görmeden. Çabuk. Çok iyi düşünmüşsünüz kumandanım. Böylece bu vakıf savaşın ardından bir çare kalan mazlumlara bir umut olacak. İnşallah. İnşallah. Yaraların nasıl oldu Ali? Müsaadenizle kumandanım, ben bir an evvel işe koyulayım. Eyvallah Zeynep bacı. İyileşmez mi hiç? Bunu senden duymak çok güzel. Sana bir şey getirdim. Sana can borcum var. Sen bu kurşuna teslim etmedin beni. Ben seni hiçbir kurşuna teslim etmeyeceğim Ali. Bu kolyeyi boynumdan hiçbir zaman çıkarmayacağım. Ona her baktığımda sevginin gücünü göreceğim. Ben baktığım her yerde gül cemalini görür oldum.
ki aşk. Öyle bir şey. Yitlersin kini ata binen de, ata binen de. Derelerde bozkurtlara ün olur. Yiğit olan döne döne düşür, heyecan düşür. Kötüler kavgadan kaçar hun olur, aman hun olur. Almış eline, almış eline. Serini koymuştur yiğit yoluna. Kalkan paralana, zırhlar deline, zırhlar deline. Kanlı gömlek kaç yiğide dol olur, aman dol olur. Kumandan geliyor. Çavuş. Emredin kumandan. İlaçları ilerle amire teslim edin. Tasdifini yapsınlar. Yiyecekleri de depoya kaldırın. Emredersin kumandan. Bakalım İngilizler açgenle savaşıyorlarmış. Kumandanım, Nurettin Paşa size emrediyor. Emretmişsiniz Nurettin Bey. Ordumuzun temeli katıksız itaattir Halil Bey. Böyle bir şeye nasıl cüret edersiniz? Avrupalı askeri kurmaylar buna inisiyatif diyor. İnisiyatifmiş. Kendi heves ve hevalarınız için nasıl Mehmetçiklerimizi tehlikeye atarsınız? Şahsım söz konusu değil. Zira mevcut durumda düşmanı yıpratmamız zor gözüküyordu. İngilizlerin ihtiyat yollarını kesmek konusunda elimize geçen bu imkanı geri çeviremezdim.
Sen yanlış direnebilmişsin Halil Bey. Doğru kompartımanda olman bir şey değiştirmiyor. Düzenli birlikleri nasıl yıpratacağıma dair yeterince tecrübeye malikim. Trablus. Trablus. Burası ne Trablus ne Bingazi Halil Bey. Karşımızda İtalyanlar yok. Britanya ile savaşıyoruz. Anlıyor musun? Beni gerçekten çok müşkül durumda bırakıyorsunuz Halil Bey. Size karşı bir kastım söz konusu değildir. Vatanın selametinden gayrı da düşüncem yoktur. Selametini düşündüğümüz vatanın müdafası böyle olmaz Halil Bey. Beni varlığınızı sorgulamak gibi kötü bir durumla imtihan etmeyiniz kâfi. Hayırdır bre Mecnun? Ölümden de mi korkmazsın? Biz ölümü Baba Haydar'ın ocağında öldürdük Mevlüt Çavuş. Estağfurullah, estağfurullah. Eyvallah. Sahil, bir yere otur yiğidim, başımız döndü. Bizim orada bir laf vardır, geç ölür kuyruğu indirmez diye. Nasıl oturayım abiler? Bu gece Mehmet'i almaya gideceğiz. Ekber, maşallah. Neye yapmışlar gördün mü Said? Bu gece zulmün bağrına bu ok gibi saplanacağız. Bet yüzlü Şahmeran, üç başlı ejderha olsalar bile fayda etmez. Evvelallah yiğidim. Evvelallah. Uyu yavrum. Uyanacak günler var. Yarınları gözetleyen dünler var. Baban şehit. İzlerinde ünler var. O izlerde sen de dolaş. Göç gününe tezce ulaş. Uyu yavrum, tepesinde haç yatan camiler var. Bu mu seni ağlatan? Dayanamaz çiğnenmeye bu vatan. Camilere götür Hilal. Hem yurdunu al, hem öcünü al.
Gerçekten bir kabus gibi peşimden geliyor. İnsanlar benden ne istiyor? Kimim ben? Ali Kumandan, Ebu Ulan'ın evine yerleştirilen Mehmet'i almak zorundaydım. İngiliz aklı, iblisi bile kıskandıracak bir plan yapmıştım. Ama unuttukları bir şey vardı. Tersine dönmeyen bir hesap. Kolay gelsin. Zamanı dolmayan bir zulüm yoktu. Bence insanların ihtiyaçlarını gidermek için böyle bir vakıf kuralım. İnanın çok işe yarayacak. Onların yanlarında olduğumuzu hissettiririz onlara. Ve Türkler de halkı kışkırtmayı bırakır. Böyle bir şeyin işe yarayacağından nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Daha önce Beyrut'ta buna benzer bir vakıfta çalışmıştım ve gerçekten geri dönüşleri çok iyi olmuştu. Bununla ilgili tecrübelerime güvenebilirsiniz. Böyle bir yazı hazırladım, bakabilirsiniz. Zira Townsend'ın onayladığı bu vakıfın vücudu İngilizlere ait olacaktı. Ancak aklı ve ruhu teşkilat-ı mahsusa tarafından yönlendirilecekti. Hülasa, tilkinin imkanları ve kurnazlığı varsa kurdun da hikmeti ve hükmü vardı. Beni çağırmışsınız yüzbaşı. Bu Araplar bazen seni de etkilemiyor Malisa. Gerçekten çaldıkları müzikler etkileyici. Sadece müzikleri mi yüzbaşı? Kadınları da etkilemiyor mu sizi? Ne demek istiyorsan açık konuş Alisa. Zeynep'ten bahsediyorum. O da sizi derinden etkilemiş. Bu kıskançlık seni bitirecek Alisa. Farkında mısın bilmiyorum ama Zeynep senin afyonun olmuş. Sizi de büyülemiş Prenses Zeynep. Size bakınca Desdemona'ya olan zaafıyla Otello geliyor aklıma yüzbaşı. Zeynep gözünüzü gerçeklere kapatmış. Çöl güzeli maskesi takıp sizi bana karşı kışkırttı. O kadının karşısında beni ezdiniz. Bu çöl sana gerçekten iyi gelmedi Alisa. Kendini kuruntularla doldurdun. Zeynep'in bir suçu yok, o masum biri. Beni buraya prensesinizin marifetlerini övmek için mi çağırdınız yüzbaşı? Daha önemli işlerim var. Hayır. Seni Mehmet hakkında konuşmak için çağırdım. Sizi dinliyorum. Güvenlik dolayısıyla Mehmet'i Ebu Ulan'ın evinde tutuyoruz. Hafızasının geri gelmesini engellemek için uyguladığın tedaviye orada devam etmeni istiyorum. Ayrıca açacağımız vakfın başına da senin geçmeni istiyorum. Orayı sen yöneteceksin. Peki bu görevi neden prensesiniz Zeynep'e vermiyorsunuz? Çünkü yalnızca sana güveniyorum. Sen benim orada gözüm kulağım olacaksın. Zeynep de emrinde çalışacak.
dikiş makinelerini başka bir yere mi koysak? Yani mekanı çok küçültecek. Eğer sen de uygun görürsen dikim işlemlerini halktan başka birinin evinde yaptırabiliriz. Olmaz. Yani vereceğimiz hizmet sadece bizim tasarrufumuzda ve tek bir yerde olmalı. Dikiş makineleri dükkanın arka kısmındaki bölmeye konulacak ve sadece Zeynep'le ben ilgileneceğiz. Tamam. Sen nasıl istersen öyle olacak. Ben bardakları götüreyim. Sen niye zahmet ediyorsun? Hizmetçi çağırırız. Biraz halsiz hissediyorum kendimi. Elimi yüzümü yıkayacağım. Gitmişken de götüreyim dedim. Tamam, bırak sen şimdi o bardakları. Otur, biz sana hemen bir doktor çağıralım. Gerek yok değil mi Zeynep? Sen git elini yüzünü yıka, bir şey olursa bana seslen. Öyle yaparım. Tamam. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Ama biliyorsun, sen ne istersen ben halledebilirim. Biliyorum Zafer Bey. Sen kimsin? Hastaneden hatırlamadın mı? Hayır. Hemşire misin? Sayılır. Zafer Bey için gelmiştim. Öksürük seslerini duyunca girip bir bakmak istedim. Dilersen sana hemen bir ilaç hazırlayabilirim. Mühim bir şey değil. Hem doktor ise başka ilaç almamı yasakladı. Başka bir şey. Ne okuyordun? Hiç. Vakit geçsin diye bir şeyler işte. Tek başına sıkılırsan biraz yanında kalabilirim. Sohbet ederiz belki. Bu vakıf hazırlıkları sırasında, hatta sonrasında da sürekli yanında olmak isterim. Tabii sen de uygun görürsen, yani bu kadar işin altından tek başına kalkmak zorunda değilsin. Ben tek başıma değilim Zafer. Nasıl yani? Babam var, Zeynep var. Tamam, tabii yani onlar da var ama biliyorsun ben senin nişanlın sayılırım. Yardım etmek istiyorum sana. Hayallerine ortak olmak istiyorum. Lütfen bunu bana çok görme. Sen beni tanımıyorsun ki Zafer. Hayalindeki Fatma ile evlenmek istiyorsun. Senin önünde kanlı canlı duran Fatma savaş süresinde asla evliliği düşünmüyor. Zafer Bey'le görüşecek. Halise Hanım geldi efendim.
Alise Hanım. Merhaba Zafer Bey. Hangi rüzgar attı? Yüzbaşı Hamilton. Hastamızı kontrol etmem için gönderdi beni. Kendisi odasında. Ben Zeynep'e bir bakayım. Seni neden burada tutuyorlar? Bir evin yok mu senin? Var. Var tabii. Ben de herkes gibi savaş bitince evime kavuşacağım. Peki evin? Evin nerede? Merhaba. Senin ne işin var burada? Nerede olup olmayacağıma sen karışamazsın. Öyle bir karışırım ki. O gün elimden kaçmayı başardım. Ama bu sefer kurtulamayacaksın. Yüzbaşı Hamilton'la konuşup seni yeniden hapse attıracağım. Bir sürü sır saklıyorsun. Her yerin yalan kokuyor. Ne oluyor burada? Biz Zeynep'le vakfı konuşmak için buraya geldik. Öyleyse bu çöl şarlatanın bu odada ne işi var? Alise Hanım, lütfen. Zeynep Hanım'la Fatma Hanım benim misafirim olarak burada. Ben öksürük seslerini duyunca bakmak için geldim. Evet. Bir şeye ihtiyacın var mı diye sordu. Sorun ne? Bu odada tesadüf eseri bulunduğuna inanacak kadar aptal mıyım ben? Bilmem. Öyle misin? Alise Hanım lütfen. Zafer Bey'in de dediği gibi biz onun misafirleri olarak buradayız. Sizi pek alakadar etmez. Daha fazla alıkoymayalım sizi. Gel Zeynep. Zeynep gel. Bu olay bu kadar kolay kapanmayacak. Zeynep. Fatma. Fatma. Bir dur Fatma. Neydi o yukarıda olan? Olanları gördün Zafer. Zeynep buraya yardım amaçlı geldi. İşitmediği laf kalmadı. Biz gidelim en iyisi. Dur bir salona geçelim. Bak ben Doktor Alise Hanım'la da gerekirse Yüzbaşı Hamilton'la da konuşurum. Beni kırmaz. Yanlış anlaşılmaya gideririz. Verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz. Görüşürüz Zafer. Gel. Lütfen Fatma. İçimde bir his var. Bu gece her şey bitecek. Mehmet'i oradan kurtaracağız. Attığımız ok yerini bulacak ama... Aması ne sahidim? Ne bileyim, içimde bir sıkıntı var işte. Sanki ben... Çağırma aslanım şöyle şeyler. Başımıza hiç çıkartma bizim. Sait, Sait. Biz kimi ardımızda bıraktık da seni bırakalım aslanım? Bırakır mıyım ulan seni hiç? Ya git. Bırakırsın sen. Senden yediğim sopayı babamdan yemedim ben. Kurtulduk der gidersin sen. Tövbe estağfurullah. Aslanlar. Bu gece anlayacaklar ki biz hiçbir vatan evladını ardımızda bırakmadık, bırakmayacağız. Mehmet bizi hatırlamayabilir. Ama yüreği bizdendir. Bizden olanı bizden almaya surların gücü yetmez. Biz bir milletin kaderini omuzlarımızda taşıyoruz. Aynı ülkenin yoldaşları, aynı rüyanın evlatlarıyız. Yemeği, aşı, suyu herkes paylaşır. Siz benimle bu uğurda şehadeti paylaşmaya var mısınız? Varız kumandanım. Varız kumandanım. Varız kumandanım. Varız kumandanım. Çavuş. Bak yemin ettin, beni bırakırsan vebali var. Uzun etme ulan, yürü. Ölsek de bir kalsak da.
ateşlerde yansak da. Gök gibi ulu, çınar gibi dik, toprak gibi biriz. Yalnız doğduk, yalnız ölmeyeceğiz. Gece çöktü battal. Tezgahı kapat. Kefenler hazır mı? Dükkan kapandı. Mezarlar açıldı beyim. Kefenler hazır. Haydar baba. Sen bizi tünelde bekle. Hem hakkımı vermezsin, hem çalış dersin. Bıktım usandım sana. Bırak! Lan gel! Hakkıma razı gelmiyorsan çöp mü toplayayım, seni ahlaksız! Geber çöp seni bak! Hop, ayrıl! Yürütelim, durmayın burada. Yürü, yürü! Sen söyle efendi, ben bu adama küfe mi verdim? Yük taşı, kazandığının yarısını getir dedim. O, dörtte üçünü istiyor. Söyle, o mu haklı, ben mi haklıyım? Ne bileyim ben kim haklı? Kadın mıyım ben? Yürü! Deliler midir nedir? Sıkmışım ben. Bırak yesinler birbirini. Baş üstüne.
Hoş geldiniz Küple. Uyandırdık, kusura kalma. Bence sen uyuyorsun ama. Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi? Sırada seninle konuştuğum vakitler. Artık konuşacak bir şeyin kalmadı. Konuşma faslı bitti. Alfred. Dışarı çık ve onu bekleyen bütün adamlarını öldür. Emredersiniz efendim. Bir yere ayrılmayın dedi Sait. Hay. Kaç, kaç! Kaçıyorlar! Dağılın! Kaçıyorlar! Testlerine düşün! Bulun onları, bulun! Çekilme, çekil! Mehmet'i niye bu kadar çok istiyorsun? Sen niye bu kadar çok istiyorsun? O hiçbirinizi hatırlamıyor artık Üsküplü. Ölü biri sayılır yani. Bir kişi daha eksildiniz. Efendim. Adamları bırakıp gitti. Sözümü geri alıyorum Üsküplü. Epey bir eksildiniz diyelim. Bak adamlar da seni bırakıp kaçmış. Sen kendin söyleyip kendin inanıyorsun efendi. Tıpkı bu şehrin sizin olduğunuza inandığın gibi. Ne bu şehir umurunda ne de çöl. İstediğim tek bir şey var. O da sen acı çekerken öldüğünü izlemek. Beni kumandanına götür. Neden? İtiraf edeceğin şeyler varsa bana da söyleyebilirsin. Sen beni öldürmeyi beceremiyorsun. Kumandanına teslim et ki yine gerizekalı durumuna düşme. Bu sefer o kadar uzun sürmeyecek Üsküplü. Konuşmayacağını biliyorum. Ama sıçandığından biri mutlaka konuşacak. Sen öldükten sonra onları yakalamak daha kolay. Şimdi söyle bakalım. Hangisi daha zayıf? Sait mi? Mevlüt mü? Sait. Değil mi? Çünkü kardeşi için yapamayacağı şey yok. Kardeşi için veremeyeceği bilgi yok. Kaldır Alfred, gidiyoruz. Gidiyoruz. Yürü. Thank you.
Ne yapacağız çavuş? Dur hele Sait, düşünüyorum. Ya silahımız var, mühimmatımız var. Gidelim alalım işte. Bu defa onu sağ olmazlar. Başına sıkarlar. Ne yapacağız peki? Komutanınız elimde. Teslim olursanız canlarınızı bağışlarım. Gördün mü, hiç ses yok. Çoktan deliklerine girmişlerdir bile. Düşünüyorlardı kara kara ne yapacağız diye. Şehirden de çıkamazlar. Yerinde olsam çıksınlar diye dua ederdim. Yoksa taş üstünde taş kalmayacak. Bu da planının bir parçası mı Üsküplü? Plan yok yavrun oğlu. Bana bir şey olursa her yerde bombalar patlayacak. Hatırlarsın. Araba götürmüşler. Kumandanı götürdüler. Bu Hamilton'ın evvela dilini kesip itlere yem edeceğim. Mecnun, arabanın yolunu kes. Saldıracağız. Tamamdır Mevlüt Çavuş. Sait, yanımdan ayrılma. Arabanın geçeceği sokağa gidip vaziyet alacağız. Hadi. Şu deliği yoldan. Bana çarptınız. Ey ümmeti Muhammed. Demirden canavar beni yiyor. Ne çarpması be dokun? Ümmeti Müslüman. Öldürdüler, şimdi de işkence ediyorlar Mevta'ya. Kim şurada? İşkence ediyor. İşkencesi be, sus. Efendim bu deli. Sür!
At silahını! At silahını! At! Kodes'e atın. Emredersiniz efendim. Benimle gelin. Alın bunu, alın. Mecnun, şükürler olsun. Ali kumandan ve ötekileri nerede? Görmedin mi? Hayır baba. İngilizler bir anda etrafımızı sardı. O hengamede kimseyi görmedim. Merlut! Ha, şükürler olsun. Ali kumandanla Sait'ten haber yok mu? Yok. Sen geldin ya. Onlar da birazdan gelir. Kâmur çok kalabalığıydı. Başlarına bir şey gelmiş olabilir. Ben bir çıkıp bakayım baba. Memnun Çavuş. Dışarısı tehlikeli, nereye gidiyorsun? Onların yakalanmasından daha tehlikeli ne olabilir baba Haydar? Çıkıp bakacağım. Şişt. Sait gelmedi mi? Yok kullanmanım. Çatışma başladığında ayrıldık, daha da görmedim. Kesmiştir Şerif Neccar. Türkler kervana el koyup bütün yiyecekleri ele geçirmişler. Ki o kervan size emanetti. Karşınızda müstemleke valiniz yok general. Bana neyin hesabını soruyorsunuz? Koskoca Britanya ordusunun yapamadığını yapmak için adamlarımı tehlikeye attım. Benden ne istiyorsunuz? Siz söylemediniz. Beyler, beyler. Sakin olun. Birbirimizin kanını içeceğimiz zaman değil. Eğer böyle davranırsak Türklerin eksik bıraktığı işi biz tamamlamış oluruz. Kaymakam Bey haklı efendim. Askerlerimiz ve halk erzak kervanının baskına uğradığını duyarsa, üstüne bir de Türklerin propagandası, şehir kaynamaya başlar. Bence de kavga etmek yerine ne yapılabilir onu düşünmeliyiz. Madem destek birlikleri getiremiyor erzağı, o zaman askerlerimiz getirecek. Madem bunu yapacaktınız, adamlarımın hayatını neden tehlikeye attınız? Çünkü dostluğunuzu görmek istedim. Bir de yapacağınıza inandım ama maalesef siz beni yanılttınız. General! Beyler, beyler, general. Şerif Neccar'ı mazur görün. Adamlarını kaybettiği için haklı olarak biraz öfkeli. Ancak benim asıl merak ettiğim başka bir şey var. Nedir Kaymakam Bey? Türkler şehri kuşatmış, çıkmanıza müsaade etmezken erzağı nasıl getireceksiniz? Basra'dan takviye birlik istedim. Yarma harekatı yapacağız. Destek birlikleri dışarıdan, biz içeriden bu kuşatmayı bitireceğiz. Yarma harekatı için hazırlanın. Bu topraklardan sonsuza kadar göndereceğiz. Emredersin komutanım. Böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyemeyiz. Ne öngörüyorsunuz kumandanım? Ali içeride kargaşa çıkarttığı anda biz de buradan harekete geçeceğiz. İngilizler teşkilatı mahsusanın çıkardığı bu isyanla uğraşırken biz de buradan hamle yapıp bütün kuvvetimizle onları kıskaca alacağız. Bu filandan Nurettin Bey'in haberi olacak mı kumandanım? Kat'a olmayacak.
Çok güçlü bir tahkimatları var kumandanım. Sadece ilk hat üst üste 3 katlı tel örgüleriyle çevrili. Ve aralarına serpiştikleri nöbetçi birlikleri sürekli gözlem yapıyorlar kumandanım. Üstelik bu hatta assak bile topçu birlikleriyle çetin bir muharebeye göz almak zorundayız. Tarih bizi seçti efendiler. Onların tahkimatı varsa bizim de işgalcilere karşı asla dinmeyen bir gayzımız var. Bizler üniformasında dertli bir coğrafyanın tozunu taşıyan ateşten bir nesiliz. Başarmak zorundayız. Emredersiniz kumandanım. Çıkabilirsiniz. Salih sen bekle. Kağıt kalem hazırla, İstanbul'a yazacağız. Başkumandan vekili, Harbiye Nazırı Enver Paşa Hazretlerine. Selman Ufak muzafferiyetinden sonra Nurettin Bey'in kıtaatımızı topyekun harekete geçirmek yerine parça parça kullanması Tazunt'un eline koz vermiş ve Kut'a girip tahkimatını kuvvetlendirmesine sebep olmuştur. Bu hususta hatasını kabul etmeyen Nurettin Bey'den habersiz başka bir hal yolu bulmak elzem olmuştur. Şahsi planım, kasabanın içine sızan teşkilat-ı mahsusa fedailerinin çıkarttığı bir isyan sonrasında bu durumdan faydalanarak İngilizleri Kutul-i Amare'den söküp atmaktır. Kahraman neferlerimiz Türk'ün azim ve iradesini işgalcilerin suratına bir yumruk gibi indirecek emirlerinize muntazırdır. Enver Paşa Hazretleri sizin öz yeğeniniz olur. Böyle hassas bir durumu askeri bir rapor yerine şahsi bir mektupla iletseniz daha iyi olmaz mı? Sen Enver Paşa'yı tanıyamamışsın Salih. Biz kendisiyle amca yeğenden öte aynı ülkeye omuz vermiş dava arkadaşlarıyız. Belki daha içten ve etkili olur diye söyledim kumandanım. Hayır Salih, hayır. Ben ordumuzu ilgilendiren bir meselede akrabalık ilişkilerine tevessül edecek adam değilim. Estağfurullah kumandanım. Üstelik Paşa Hazretleri buna asla müsaade etmez. Çünkü Enver, kalpağında helal, kabzasında ayet işli olan hakikatli bir vatan evladıdır. Trablus'ta yüreğini kurt yalamış bir vatan fedaisi, Edirne önlerinde barut yutup ateş kusan Osmanlı ruhudur. Böyle bir şey bir daha sakın aklına getirme. Emredersiniz kumandanım. Hamilton gavuru Said'i Mehmet'le karşı karşıya getirip kışkırtarak onu konuşturmaya çalışacaktır. Hamilton ne yaparsa yapsın Said konuşmaz. Ondan o kadar emin olmayın. Said'in en büyük zaafı Mehmet. Eğer Said'i konuşturmak için Mehmet'i kullanırlarsa
Sait çözülebilir. Sait kardeşinden geçer ama... konuşmaz herhalde kumandanım. Düşmanı o kadar hafife alma Mevlüt Çavuş. Onu konuşturmak için ellerinden ne geliyorsa yapacaklardır. Eğer Sait konuşursa... her yeri öğrenirler. O halde gerekli önlemleri almamız lazım kumandanım. Evrakları, haritaları toplayın yakın. Önemli olanları yanımıza alacağız. Her yere dinamit yerleştirelim. Gelecek olurlarsa patlatacağız. Selamünaleyküm. Sait'ten haber var mı ya? Yok kumandanım. Sait'ten alakalı hiçbir bilgi alamadım. Ama daha önemli bir bilgi var. Neymiş Sait'ten daha önemli bilgi? İngilizler kuşatmayı bitirmek için yarma harekatı başlatacaklarmış. Bu yüzden Basra'dan destek birlikleri istediler. Ne zaman? Bir sır gibi saklıyor soysuzlar. Önemli bilgi. Savaşın seyrini değiştirebilir. Bu bilgiyi derhal ordumuza ulaştırmalıyız. Britanya topraklarına hoş geldin Sait. Neden gülüyorsun? Misafirin yüzsüz ev sahibini ağırlarmış. Ama biz buna İngiliz centilmenliği diyoruz. Kendini evinde gibi hissetmen gayet normal. Aç mısın? Deposumdaki silahları kaptırıp... en önemli düşmanını elinden kaçırana da... centilmen mi diyorsunuz? İnsan açken gerçekten sağlıklı düşünemiyor, öyle değil mi? Gavurun yağlı lokması Müslüman'ı kaypak eder yüzbaşı. Yemem. Ayrıca aç kalacağınız günler sizi bekliyor. Bakalım o zaman da bu kadar centilmen olabilecek misiniz? Ben de aynı masaya hem vazifeni hem de kardeşini koyduğum zaman... bakalım sen o zaman bu kadar vatansever olabilecek misin? Ama sen bizi hiç tanımamışsın be yüzbaşı. Biz bu yolda anadan, serden ve kardeşten geçtik. Göreceksiniz. Bu savaşı Londra'nın Ceberut suratlı cellatları değil... Hira Dağı'nın Yesevi soylu çocukları kazanacak. Anladın mı? Thank you.
için hazırladığım acıklı sona hazır mısın? Seni anlayamıyoruz Sait. Çöz. Onu neden getirdin? Konuşacaklarınız vardır diye düşündüm. Mehmet. Kardeşim. Bu adamın söylediklerine inanmadığını biliyorum. Bak ne olursa olsun ama ne olursa olsun. Sen benim kardeşimsin. Ben seni affettim, tamam mı? Tamam mı kardeşim? Ben senin kardeşin değilim. Kardeşimsin Mehmet, yalan söylüyor. Kardeşimsin. Beni nerede buldunuz? Seni babam buldu. Ailen ölmüştü. Seni oradan babam kurtardı. Sen daha küçücük bir çocuktun, hatırla. Hatırla Mehmet. Teğmen Artin Şireciyan. Adın bu. Sen kahraman bir askersin. Çok gizli bir görev için eğitildin. Görevin teşkilatı mahsusaya sızmaktı. Hüsrevoğlu Mehmet olarak. Sen ailesi Türkler tarafından katledilen bir Ermenisin. Sen daha çocukken Türkler köyünüzü basıp bütün sevdiklerini öldürdü. Seni biz kurtardık. Günü geldiğinde intikamını alman için seni onların içine yolladık. Aşağılık katiller. Ne katili Mehmet, ne diyorsun sen? Siz benim ailemi öldürdünüz! Afet! Mehmet. Ne yaptılar sana? Kardeşim. Hatırla. Çocukken İstanbul'un dik yokuşlarından birbirimizi sırtlayıp çıkardık biz. Sen yaralandığında ben ağladım. Ben hastalandığımda sen benim başımda bekledin. Biz kardeşiz oğlum. Hatırla be. Babamızı hatırla. Hüsrev Pehlivan. Hüsrev Pehlivan'ı şehit eden adamların yanında kardeşine zulmediyorsun. Sen hafızanı bu şerefsizlerle savaşırken kaybettin. Asıl! Niye anlamıyorsun? Bu kadar yeter. (Gülüyor)
son bir şans daha veriyorum Sait. Üsküplüğü bana ver, ben de sana hayatını geri vereyim. Senin karşında öldürüldüğümü hatırlamanı istemiyorum, çık. Hayır. Vicdansız köpek! Allah senin belanı versin, sen sık sana lan! Ailene tecavüz edenlerden intikamını al. Mehmet, Mehmet yapma kardeşim. Sen sık lan köpek! Aileni katleden Türklerden intikamını al. Mehmet yapma kardeşim. Mehmet yapma, sen sık sana lan köpek! Aileni katledenlerden intikamını al. Sen sık lan yapma kardeşim, yapma kardeşim. Mehmet. Yapacaksın. Madem yapacaksın, şunu hiç unutma kardeşim. Ben seni hep sevdim. Senin kardeşin olmaktan da, bu vatan için şehit olmaktan da gurur duyuyorum. Böyle hatırla, tamam mı kardeşim? Çözülecek olursa burayı tek parça bırakmayacağız. Haydar baba. Yeni çıkış hazır kumandanım. Söylediğiniz gibi bütün tünelde de dinamit yerleştirdik. Battal dışarıda bekliyor. Eyvallah. Önemli haritaları, evrakları aldım kumandanım. En sağlam zırhın içine sardım, götürmeyi hazır ettim. Seccademizi de alaydın Mecnun.
En sağlam zırh seccade zaten çavuş. Gün yüzü göstermedi belki burası bize ama nefes almaya imkan verdi. Yerin üstünde yerimiz yokken sığınacak yere oldu bize. İşte bundan sebep içime oturur ya, burayı terk edip gitmek kumandanım. Biz Allah'a sığındık Mevlüt Çavuş. O bize yeter. Sığınacak yere buluruz. Evvel Allah. İnşallah kumandanım. Evvel Allah. Neden çalışmıyor bu? Allah iste kardeşim. Allah izin vermiyor kardeş kanı dökmene. Allah değil akmak herif. Silahın iğnesini çıkardım. O yüzden de işlemiyor. Neden yaptın bunu? Çünkü onun işi bu. O bir şeytan! Seni kandırmasına izin veriyorsun! Ondan öğreneceğimiz çok şey var. Bize ölüsü değil, dirisi lazım. Bunu bilerek yaptın. Öyle değil mi? Sana çok emek verdik. Eline bunca kuzu vermeden önce bundan emin olmam lazımdı. Hala bana güvenmiyorsun. Güveniyorum. Artık güveniyorum. Sana söz veriyorum, hepsini öldürmene izin vereceğim. Ailenin intikamını alacaksın. Şimdi almak istiyorum. Onu öldürmediği sürece istediğin her şeyi yapabilirsin. Görünce ne yapar acaba? Hatırlar mı dersin? Hatırlamasa da olsun. En azından benim yemeklerimi yesin. O yanımda olsun da. Buna da şükür. Gel bunları alalım. Fatma Hanım. Mahdum Efendi. Ambardan ses gelince gelip bakmak istedim. Sizin burada olduğunuzu bilmiyordum. Tamam, gördün bizi işte. Daha ne duruyorsun Mahdum Efendi, çıksana. Bağıştın Fatma. Lütfen.
Mahtum! Fatma nerede? Fatma Hanım'ı Zeynep Hanım içerideler efendim. Hatırladı. Birlikte çıkıp geldiler. Ne dersin? İnşallah sağ salim dönmüşlerdir. Velhasılı kelam, gayrı daha dikkatli olmalıyız. Düşman iyice kızıştı. Her türlü kirli oyun beklenir onlardan. İngiliz'in aklı merd oyuna çalışır mı zaten kumandanım? Baba Haydar. Biziz Mevlüt'üm. Hoş geldiniz. Mehmet. Mehmet yok senin paşam. Alamadık. İngilizlere esir düştü Fatma Bacı. Mehmet'ime kavuşmayı umarken Sait'i de yitirdik öyle mi? Derin bir suda debelenip duruyoruz. Dibe batıyoruz. Benim artık umudum kalmadı kumandanım. Yapma Zeynep Bacı. Umudumuzu kaybetmek bizim ne haddimize? Onu da kaybedersek bizden geriye ne kalır? Yapma. Umut etmek her şeyi değiştirecek mi Ali Bey? Kaybettiklerimizi geri getirecek mi? Hayır.
Tamam mı vakit? Kalkın gidiyoruz. Nereye? Teslim olmaya. Hürriyetlerimizi verip sevdiklerimize kavuşuruz. Haydi. Haydi! Ne bakıp duruyorsunuz suratıma? Yürüyün gidiyoruz. Madem ruhlarımızı yeise mahkum ettik, gidip teslim olalım. Madem teslim olmaya niyetiniz yok, silkinin. Kendinize gelin. Olmadı diye vazgeçecek değiliz. Said'i de Mehmet'i de kurtaracağız. Onları düşmanın israfına bırakmayacağız. İlk sınavı geçtim. Şimdi asıl görevini yapma vaktin geldi. Nedir? Osmanlı ordusunun içine sızacaksın. Albay Halil'i öldüreceksin. İmkansız. Sen onu şehirden çıkar yeter. Gerisini o halledecek. Ya beni tanımazlarsa? Tanıyacaklar, emin ol. Sana öğrettiklerimi hatırla. Sen Hüsrev oğlu Mehmet'sin. Hazırlıklar tamam mı Zafer? Adamlarım Dicle Nehri'nin kenarında bekliyorlar. Seni Osmanlı kışlasına yakın bir yerde nehre atacaklar. Gerisini yüzerek gideceksin. Unutma sen bizim esirimizdin. Elimizden kurtuldun. İntikamını unutma. İlk fırsatta Albay Halil'i öldür. Başında komutan olmayan ordu yenilmeye mahkumdur, unutma. Orduya ulaşmanın tek yolu nehirden geçmek. Ama nehirden sadece İngilizlerin müsaade ettiği insanların salları geçebiliyor. Biz de onların sallarıyla geçeriz o vakit Mevlüt Çavuş. Sallar Şerif Neccar ve Ebu Ulay'a ait kumandanım. Bunu nasıl yapacaksın? Fatma Hatun ne güne duruyor. Yine ondan yardım alacağız. Balığın karnına saklanarak fırtınadan kurtulan Hazreti Yunus misali. Siz de bu sallarla ordumuza ulaşacaksınız inşallah. İnşallah. Ne zaman yola çıkarsınız? Fatma Hatun'la istişare eder etmez. Said için bir şey yapacak mıyız? Yoksa onu orada bırakacak mıyız kumandanım? Hele ordumuza bir ulaşalım. Sonra cendereye dalar. Said'i alırız evvelallah. Thank you.
Üsküp'te dışarıda keyif yaparken sen burada can çekişiyorsun. Ama istersen seni bu dertten kurtarabilirim. Ne yapacaksın, öldüreceğim mi? Hayır. Sana özgürlüğünü vereceğim. Beni serbest bırakacaksın yani. Anlaşırsak neden olmasın? Sen bana istediğimi ver. Sonra özgür kal. Tamam, istediğini söyle, yapacağım. Ne istediğimi çok iyi biliyorsun. Üsküplü'nün yeri. Tamam. O zaman bunu daha eğlenceli bir hale getirelim Alfred. Zevkli efendim. Sandığı nehir kenarına götüreceğim. Babamın sallarından birine mal geldi sanıyordu. Sağ olasın. Bundan sonrasını biz halledeceğiz inşallah. Bu sefer geçenki kadar kolay olmayacak Ali. Yüzbaşı Hamilton nefretinde ne yapacağını şaşırmış. Bir şey olmasın. Ben o kurşunu boşuna vermedim sana. Geri döneceğim. Merak etme. Fatma. Fatma. Sen bir şeyler çeviriyorsun Fatma. Önden saldıracak olan neferler, koridoru ne kadar hızlı genişletirse o kadar çabuk gireriz. Çok fazla neferimizi kaybedeceğiz. Kaybetmeyiz Halil Bey, kaybetmeyiz. Siz de benim gibi inanırsanız kaybetmeyiz.
Ama yok, sizin istediğiniz olmuyor diye karamsarlığa düşecekseniz... ...ben tek başıma komuta ederim orduyu. Kumandanım, teşkilatım Aslan Efer'i olduğunu söyleyen biri sizi görmek istiyor. Basra'da esir kampından İngilizlerin elinden kurtulup buraya gelmiş. Hemen gelsin. Başüstüne kumandanım. Allah'a emanet ol Ali. Bizim zırhımız sizin dualarınız. Korkmasın. Metanetle dua edeceğim. Hem vatan için hem... Bizim için. Baba dur, sakın bir şey yapma. Üzgün be. Biliyordum bir şeyler karıştırdığını. Nasıl yaparsın Fatma? Nasıl? Baba önce dinle beni. Çekil oradan, çabuk. Sizin huzurunu bozduğunuz yetmedi mi? Efendi... ...bu şehirde huzur... ...teşkilat-ı mahsusanın bahşettiği kadardır.